Bu nasıl bir haberdir? Gerçekten bir soru işareti. Şimdi ev sahiplerinin değişik bir yorumu mu acaba bu kirayı yükseltmek için? Akıllara gelebilir bir soru. Kira gibi aidat deyimi efendim Üsküdar'daki bu daire için geçerli. Hatta gibisi de fazla gerçek oldu çünkü kiradan daha yüksek bir aidat talep ediliyor eve. Bir tane çivi dahi çakılmadı siteye. Kiram 50.000 TL, aidat 54.750 TL. Tamamen keyfi ve uydurma bir rakam. Aidat evinin kirasını bile geçti. İddiaya göre güvenliği bile olmayan sitenin istediği bedel kiracıyı şaşkına çevirdi. O zaman iki tane villayı satın alayım ben. Kafaya göre 500.000 TL aidat yapayım. Yani sonra karşı tarafı uğraşsın. Yani bu kabul edilebilir değil. Bu haksız olduğunu düşünüyorum. Dermatolog Burak Yalçın 3 yıl önce Üsküdar'daki siteden aylık 20.000 liraya villa kiralamıştı. Ben bu villayı kiraladım. Üst tarafta evim, alt tarafta muayenehanem. O home office olarak kullanıyorum. Aidatım ise İlk taşındığımda yoktu. 2024 yılında bu rakam 1000 lira oldu. Dermatolog Burak Yalçın bugüne kadar 1000 lira olarak aidat ödemesi gerçekleştiriyordu. Ancak 3 gün önce ikametine işte bu ihtarname geldi. İçine açıp baktığındaysa da hem borçlu olduğunu hem de aidat ödemesinin kirasından bile fazla dayatıldığını fark etti. Temmuz'dan beri de 4 aylık bir borcumun olduğunu belirtiyorlar. Yani 12.500 TL'den 50.000 TL. Bir borç yazmışlar. Herhangi bir güvenlik görevlisi olsa 12.500 TL aidata hayır demeyeceğim. Kasım ayından itibaren ise aylık aidatın 54.750 TL olacağını ve bu tutarın kiracı yani benim tarafından karşılanması gerektiğini belirten bir yazı aldım. Kiram 50.000 TL, aidat 54.750 TL. Aidat kirayı geçti. 54.750 lira oldu olmasına ancak 4 villadan oluşan bu sitede ne bir güvenlik görevlisi ne temizlik ne de sosyal donatı imkanları var. Bakın burada bekçi kulübesi var ama içinde bekçi yok. Hiçbir zamanda olmadı. Peyzaj bakımı yok. Hiçbir şey yok. Ben neye tam olarak bu parayı ödüyorum? Artık son kararı yargı verecek. Aidat denetimine çağırıyorum. Evet, gelir olarak hani bu güvenlikli sitelerde aidatların yüksekliği dikkat çeker. Hani orada da ne hizmetler vardır? İşte müthiş bir peyzaj vardır. Havuz vardır, işte sosyal tesisler vardır, güvenlikler vardır, vardiyalı çalışırlar, onların maaş ödemeleri vardır, ayrılırlar, onların tazminatları vardır, vardır. Dolayısıyla da hani bu süreç içerisinde bir belirlenir bu aidatlar sitelerde. Hani benim yaşadığım yerlerde, senin yaşadığın yerlerde hikaye bu noktada ama hiç bu kadarını duydun mu kiradan daha yüksek aidat? Maliyetler çok arttı herhalde son bir ayda. Son bir ayda. Yapılan hiçbir hareket yok ki ama. Evet. Güvenlik kulübesi koymuşlar, ortada güvenlik yok. Boş. Peyzaj diyorsun, alakası yok. Her yerden şeyler, otlar çıkıvermiş. Otçanın bakımsız bir bahçe var. Aynen, orada havuz desen zaten yok. Onun haricinde ortak bir alan yok yani, hani evet, paylaşılacak. Hani 1000 liralık aidat gelmiş Temmuz'da 12.500'e, Kasım'da da 54.250'ye nasıl olmuş? Kat malikleri kurulu belirliyor. Kat evet, malikleri de 4 tane anladığım kadarıyla. Kafalarına göre yaz ya falan mı dediler acaba, böyle kat bir şey? Kat malikleri olamaz. Dediğiniz kat maliki bir tane ise kendi karar veriyor. Yani çoğunluk kimdeyse aidat rakamını da o yükseltiyor. Muhtemelen beyefendinin ev sahibi bu kira çok düşük kaldı artık. Ben bunu hani yasal süreçte yükseltemiyorum. Bari bunu mu yükselteyim? Akıllara gelmedi değil. Her şey olabilir de şöyle bir eve de baktığın zaman tabii hani üst kat, alt kat, 50 bin az kalmış gibi hissediyor insan. Ama evet, yani bunu aidatla hani hınç alır gibi, öç alır gibi böyle bir şey olmaz. Bunun tabii mahkemede bir karar verilmesi lazım da 54 bine Allah aşkına yani gerçekten hani affedersin, bir şey bağlasan durmaz derler ya. Aynen o hesap. Ha burayı ben mesela kiralasam 50 bine 54 bin aidat gelse ya tamam mı derim. Yoksa ya 54 değil de şunu bir 20 yapın vesaire olabilir belki. Yani pazarlık payı var mıdır bilmiyorum. Fakat bu yani kirayı yükseltmenin farklı bir yöntemi değilse eğer, bunda bir herhalde bir site yönetimi diyeceğim. Fakat yönetimi başvurmak işte, yani lazım. Ev sahibi herhalde aynı kişi. Ama herkes kafasına göre gidecekse de oh yaz niye 50'de kalmışlar ki? Ha 100 isteseydin. Yani 100 deseydin, ha, 80 de deseydin, 99.990 deseydin hani... Değil mi? Psikolojik nerede olarak durdurdular acaba bu kat malikleri kurulunu, evet, aidatı belirlerken? Vallahi abicim büyük geçmiş olsun. Merak ettik bu soruyu efendim. Bize yani, yazın çizin. Bu hadiseler genelde şey oluyor. Sen öde bakarız gerisine. Evet. Öyle aynen. Yani diğer iki villadaki kişiler acaba buna nasıl bir tepki verdi? Bunu da merak ediyoruz. Efendim varsa oralarda tanıdıklar, buyurun dinleyelim. Evet.